using his Brazilian Portuguese to tell Charles like we talked about earlier. Sene 2022. UFC'de en çok konuşulan ve beklenilen maçlardan bir tanesindeyiz. Bu maç hafif siklette şampiyonluk maçıydı. Bir tarafta 23 maçta sadece bir mağlubiyeti olan ve 10 maçtır yeri yüzü görmeyen İslam Ramazanovic. Diğer tarafta 42 maçta 33 galibiyeti bulunan ve 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Charles Oliveira. İslam bu maçtan önce Bobby Green'le ringe çıkmıştı ve İslam henüz 1. dakikada rakibini nakavt etmişti. Oliveira ise bu maçtan önce İslam'ın koçu olan Habib'in son maçlarına yenmiş olduğu 2021'de Dustin Poirier ve 2022 Mayıs'ta Justin Gaethje ile karşılaşmıştı. Üstelik Poirier en etkin dönemlerindeydi ve Conor McGregor'ı iki kez üst üste nakavt etmişti. Oliveira, Poirier'ı 3. roundda boğma hareketiyle kenetleyerek yenmiş ve Justin Gaethje'yi ilk roundda nakavt etmişti. Ve şimdi İslam'la şampiyonluk maçına çıkıyordu. O yüzden herkesin gözü bu maçtaydı. Bakalım kim kazanacaktı. Tekrar maçtayız ve büyük maç başladı. İslam yumrukla üzerine gidiyordu. Oliveira dikkatli, rakibine karşılık vermiş ve yere düşmüşlerdi. Oliveira alttayken darbe atıyor, İslam kapanıyor, rakibinde pozisyon arıyordu. Oliveira rakibini boynundan kenetlese de İslam kenetlemeden kurtulmuş ve ayaklanmıştı. İslam rakibini yere sererek üzerine çıkmıştı. Oliveira direniyor, İslam yumrukluyordu. İslam'ın güreşi Habib kadar iyiydi. Ancak Oliveira müthiş direniyordu. Üstelik o şampiyon bir isimdi. Oliveira rakibinin yüzüne tekme atmıştı. İlk round sona ermişti. İslam ilk roundda müthiş bir performans sergilemişti. Bakalım ikinci roundda bizi neler bekliyordu. İslam yumruk çıkardıktan sonra sarılmış ve rakibini tellere yaslamıştı. Oliveira'yı düşürmek için çabalıyordu. Hakem ikisini de ayırdıktan sonra yumruk yumruğa girişmişlerdi. İslam gayet formdaydı. Oliveira diz atarken yediği kroşeyle yere düşmüş, İslam üzerine atlayıp boynunu kenetleyince Oliveira pes etmişti. Evet, maçı İslam Ramazanovic kazanmıştı. Habib'in öğrencisi İslam müthiş bir kroşeyle yere serip boynunu yakalayıp pes ettirmiş ve şampiyon olmuştu. Habib içeri girerek sevincini paylaşmıştı. Evet, hafif siklette yeni şampiyon İslam Ramazanovic'ti. O, Habib'den devraldığı bayrağı yukarıda tutmayı başarmıştı.